Ben o ses Türkiye'de çıktım. Millet yanlış anlamasın diye hemen dedim ki ben bu işi araç olarak yapıyorum. Hep aracımdır. Benim amacım Allah'ın rızasıdır dedim. İlahi kelimetullah. Başka bir amacım yok. Adam gelmiş insan hakları beyannamesi Ya bu veda ötmesini çarpmasın mı? Yani kimi kandırıyorsun sen? Aslını bilmeyeni kandırırsın ama beni kandıramazsın. Dahlimiz olmayacak konuları konuşmaktan dahlimiz olup yüzde düzelteceğimiz şeyleri yapmayı unutmayın. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bizleri yoktan yaratan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Sahabe-i kiram efendilerimizin her birine rahmet olsun, hürmet olsun, ihtiram olsun. Ve bütün geçmişlerimize cenab Hak'tan nihayetsiz rahmetler niyaz ederek sözlerimizin perdesini bugün de açmış olalım. Kıymetli dostlar yeni bir bezmi muhabbette sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu, şükrünü ifade ederek sözlerimizin perdesini yeni bir bölüm üzere yeniden açmış oluyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir misafirimiz, çok kıymetli bir konuğumuz var. Resul Aydemir kardeşimiz bizlerle beraber kardeşimizle hem kendi sanat hayatındaki yürüyüşünü izleyeceğiz, beraberce kendisinden dinleyeceğiz. Hem de biraz daha kendisinin de hitap ettiği genç kuşakla ilgili hayat dair görüşlerini düşüncelerini bizlerle paylaşmasını kendisinden rica edeceğiz Ben şimdiden keyifli bir söyleşi olacağına inandığımı özellikle ifade etmek istiyorum çünkü kendisiyle program öncesinde de belki bir saatin e, üzerinde bir hasbihal etme imkanımız oldu bunun bir nevi devamını yapacağımız bir program olacak şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor hmm. ve resul kardeşime dönüp Merhaba demek istiyorum Resul kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah siz nasılsınız? Allah razı olsun teşekkür ederim. Şimdi seni zaten tanıyanlar tanıyorlar. Evet. E, genelde icra etmiş olduğun sanat üzerine evet. ben de e, birkaç eserini dinleme imkanı buldum. Öncelikle tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu güzel yolda devamını e, nasip eylesin. Bizim ihmal ettiğimiz, açık bıraktığımız bir alan gençlerin özellikle de gönlüne gençlerin zihin dünyasına hitap etme etmemiz gereken çok farklı ve boşluk kaldırmayan bir alan. Onun için zor bir alanda, biraz önce de konuştuk, bu alanda güçlü mücahitlere ihtiyacımız var. Yani hem onlara hitap edecek hem de bunun Müslümancasının nasıl olması gerektiğini onlara kendi hayatıyla da ve eserleriyle de takdim edecek ben yiğitlere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet. Cenabı ı Hak da sizi o yiğitlerden kılsın ve sayılarınızı çoğaltsın inşallah. Evet. Şöyle başlayalım mı Resulcüm? Benim için rap müziğin bir amaç olmadığını ve bir araç olduğunu genelde hep senden duyuyorum evet. ben. İstersen buradan başlayalım. Ondan sonra da Allah ne verdiyse beraber yürüyüşümüzü İnşallah. gerçekleştiririz. Ya dediğiniz gibi hocam bu aslında sadece rap müzik değil. E, gaye hatta demin aklıma getirdi kardeşim. Hı hı. E, eski parçalardan birinde diyorum ki gaye belli emri bil maruf seslendiren aciz bir kulun. Yarab diyorum gaye hı hı. belli emri bil maruf seslendiren aciz bir kulun. Emri bil maruf iyiliği emretmek. Nehyanil müker kötülükten alıkoymak. Hı hı. Aslında ne yaparsak yapalım bizim gayemiz bu zaten. Bu rap müzik değil. Yürürken de, <laughs> birine selam verirken de niye selamun aleyküm diyoruz? Gayemiz yine bir muhabbet açmak. <laughs> yine Allah kelamından bahsetmek. Ee, biz de aslında böyle bir yüce amaçla bu işe <laughs> şiir yazmaya başladık. Ama demin Eyvallah. de konuştuk. Bir şeye başlamak için başladığınızda birazcık e, mesela legoları koyarlar çocuğun önüne. Çocuk kendi bir şey yaptığında tam istediğine benzemese de çok değerlidir. <laughs> Ama tavşan resmi var. Tavşan resmi getirdin ya zaten oradan bakıp kopyaladın. Hı hı. Basit görülür. Yani kreatif tarafı çok önemlidir. Evet. Ben zaten şiir yazmaya başlamıştım. Hı hı. Şiir yazıyordum. Annem bana sahabedeki Hasan Bin Sabitlerle beraber bu işi alevlendirdi. Bu işi gerçekten önemli bir iş yaptığımı farkına varmamı sağladı. Ben milli görüş kamplarında büyüdüm. Babam Refah Partisi'ndeydi. Evet. MGV kamplarında biz... Hiçbir zaman birinci sırada kendimiz olan bir çocukluk yaşamadık. Evet. Bizden önce Çeçenistan'daki kardeşlerimiz vardı, Filistin'deki kardeşlerimiz vardı, hı hı. Myanmar'daki, Doğu Türkistan'daki Yani evin kardeşlerimiz gündemi vardı. hep onlar mıydı? Tabii ki. Bu çok önemli yani, değil mi? Tabi. Piştiğiniz bir ocak çünkü ev ve ümmet bilinciyle tabii. pişiyorsunuz, gündeminiz bu. Hani yemek pişerken ne der? Hangi yemeği yapalım sana? Hı hı. İşte ben şu yemeği seviyorum Hı -hı. onu yapalım. Ama bizde hep şey geçerdi. Onlar yiyebiliyor mu acaba? Allah Allah. Onlar yiyebiliyor mu acaba? Kimi insan şey bakar ya bu da cimriliğine yine kulp bulmuş. Hı -hı. Bakabilir çoğu insan yani Hı -hı. ama Allah şahit daha hiçbir oturduğum sofradan yemeğimi tabağımı sünnetlemeden kalkmadım. Askerde Hı -hı. çok dalga geçtiler. Hı -hı. Resulün komutan şey derdi. Resulün tabağını yıkamanıza gerek yok o zaten e yaladı. Derdi. Evet. Dalga geçmek için. E, kiminin de temizliği hoşuna giderdi. Bir komutanım da mesela derdi ki Ulan, sünnet diyor falan ben onu anlamam ama hmm. çocuk derdi bak tertemiz yapıyor tabağını. Baktığınız yani, yer ne aslan kadar önemli? Aslanın yerden yani. belli olur. Baktığınız hani... yer ne kadar önemli? E, hiçbir tabağın hmm. niye? Çünkü israf orada başlar yani. Eyvallah. İsraf orada başlar. Eyvallah. Biz de fikirlerin israf olduğunu, gençlerin israf olduğunu, dimaların hmm. israf olduğunu, tertemiz dimaların kirletildiğini görüp e, bir şeye başlamadık. Zaten şiir yazıyordum. Annem beni biraz ateşledi. Hı hı. Sahabenin şairi olduğunu, Hasan bin Sabit'in hikayeleriyle beraber ki onu hep hı hı. söylüyorum ama çok önemli. Hı hı. Yani e, Hasan bin Sabit yaş olarak biliyorsunuz biraz yaşlı bir sahabe. Hı hı. Müslüman olduğunda e, ve zaten aynı demin anlattığım gibi sahabe olduktan sonra şair yok bizde. Bu şu anda da Arap dünyasında en önemli silah şiir. E biliyorsunuz o şiir yazılıyor, Kabe'ye asılıyor falan o kıssalardan bile çağrı Muhallide filminden çocuklar var. anlarlar. O yani. zaman sosyal medya, Instagram, Facebook Tabii. medya şiirdi. Tabii. Övmek ist övülmek isteyen insanlar e seyyar şairlere para verip taşların üstünde kendilerini övdürtürlerdi. Birini hicvetmek istediklerinde de hı hı. ona para verip şunu hicvet derlerdi, hicvettirirlerdi. Hı hı. Hatta savaşlardan önce münazaralar, önce fikirler çarpmışsın Tabii. diye yapılırdı. Önce onu söyleyeyim. Yahudi bir kavimle savaştan önce Efendimiz diyor ki sahih hadis-i şerif. Hasan çık onların pisliklerini onların önüne dök. Hı hı. Bizim güzelliklerimizi de onlara anlat. Umulur ki hidayete ererler. Hı hı. Ama anlamazlarsa da savaş ikinci evet. şeyde perdede başlar. Ama önce fikirler. Ve Hasan orada hep Efendimizin bir gururu. Hasan hı hı. bin Sabit radıyallahu anh. Şimdi Bedir Savaşı'na hem yaşlı olduğu için hem görevi olduğu için, şiir yazdığı için Bedir Savaşı'na Hasan bin katılamıyor. Ve sahabede insan tabi Savaş ganimeti deyince insanlar da bazen çok hayal ediyor ganimet diyor, altın aldı Kimse cebine külçelerini alıp savaşa gitmiyor. Ganimet hı hı. dediğimiz Müslümanların kılıcı kalkanı yoktu. İlk savaş kazanılacak kılıç kalkanları olmuş oldu. Ne? Savaş ganimetleri, maddi manevi ganimetler alınınca sahabe diyor ki Ya Hasan hani Bedir'e gelemedin, maddi manevi ganimetleri kaçır, kaçırdın. Hani teşbih tahta olmaz. Sanatçı ruhlu Hasan bin Sabit de gözünden bir damla hı hı. yaş geliyor. Hı hı. Efendimiz de onu ağlattıklarını görünce yine sahih hadis-i şerif kontrol edebilir arkadaşlar diyor ki siz Hasan'ı ağlattınız ama onun sözleriyle attığı oklar sizin ellerinizle attığınız okları geçti diyor. Efendim. Allah Allah. Kelimelere verdiği kıymet. Çünkü aslında o size nedir? ne dedi? Bedir Savaşında Hasan bin Sabit'in şöyle şu genellemeyle söyleyeyim hani birebir gelmeyebilir ama çünkü hadis i şerif değil Hasan bin Sabit'in kıssasında siz ölseniz de ölmediniz kaybetseniz de kazandınız diyor sahabe. Çünkü hmm. Allah Resulü sizin yanınızda. Eyvallah. Ölseniz de şehit oldunuz. Ölmediniz. Hı hı. Kaybetseniz de kazandınız. Öyle bir motiv oluyor ki sahabe ya biz 10 evet. kişi olsak ne olur ki yani. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz medyanın gücü hala öyle. Öyle. Yani tabiri caizse gençlerin anladığı dilden söyleyeyim. Şey gaza geliyoruz. Evet. Gaza geliyoruz. O da orada manevi bir gaza getirdi. Onlar kazansalar da kaybettiler. Hı hı. Çünkü Allah Resulü ile savaşıyorlar. Hı hı. Onlar kazansalar da kaybettiler dedi. Yani algıyı düzeltti aslında. Algıyı düzeltti. Hatta Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs harekatına kadar bizim ordumuzda böyle manevi hatip kadrosu var. Hı hı. Kıbrıs harekatında fotoğraflar var. internetten kontrol edebilir arkadaşlar. Çıkarma gemilerinin üstünde evet. askerlere manevi motivasyon veriyorlar. Şimdi tekrar açıldı. Bir 50 sene falan hiç alım yapılmadı o kadroya. Hmm. Şimdi tekrar açıldı. O çok önemli çünkü. Hmm. Yani insanın o anda kaybettiği yani fiziki olarak çalışabilirsiniz, atış yapabilirsiniz ama manevi rehabilitasyonunuz, Tabii. psikolojiniz düzgün değilse o anda, o an kendinize inanmıyorsanız başarma şansınız çok düşüyor. Tabii. Hani inanmak başarmanın yarısıdır hep hmm. derler zaten. Ya da işte hayallerin gerçek olsun istiyorsan rüyadan kalk ve bir an önce çalışmaya başla derler. Evet. Farklı filozofların e farklı sözleri var. Orada Mehter Marşı da Osmanlı'da mesela. Aynı hı hı. motivasyon ve karşıya korku. Mehter Marşı o niye o kadar çok insan var? Dum 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 vurunca karşı taraf çoğu zaman anahtarı gelip teslim ediyor ya bu adamlar. <laughs> biz yani bunlar daha bunların şeyi sesi geliyor, ayak sesleriyle biz korktuk. Coşkunun sesini duyunca. Evet. Bunu kullanmışlar büyüklerimiz. Hı hı. Yani Osmanlı da bunu kullanıyor. Ondan sonra e biz buraya aşık olduk hocam. Yapmak Mesela... istediğimiz şey diye başlamadık ama yaptığımız şey sahabenin şairi, peygamber şairi. Ya bu biz onların tırnağı olamayız ama tabi Necip Fazıl'lar Mehmet Akif'ler ondan sonra güncelde İsmet Özeller e onlara da heveslendik. Sivaslıyım. Hı. Şiir hep bizde var. Atışmalarda Eyvallah. bile Ozan. Bir ozanlık ruhu Var. Hani bizde zaten şey diyorlar. Modern ozansınız siz. Günümüzün ozanısınız diyorlar. Hani biz bu işe şiirle başladık. Ama annem öyle bir maya kattı ki ona. Eyvallah. Sen peygamberin şairi denilen bir işle aynı işi yapıyorsun. O bak oğlum öyle kendini öyle benim ilk şiirim hatta orayı okuyup bu soruyu bitireyim. Evet. Çocuğu 7 ya da 8 yaşında yazdığım işi. Filistinli çocuklar onlar adları Ammar, ellerinde sapan bağ, gözlerinde kan var. Tanklar kan kusarken onlar korkmuyorlar çünkü kalplerinde iman, yüzlerinde tebessüm var. Eyvallah. Niye korkmadıklarını 7 yaşında? Hı, -hı büyüklerimiz anlatmış bir şey. Korkmuyorlar çünkü kalplerinde iman, Eyvallah. yüzlerinde tebessüm var. Yani delikanlılıklarından değil, Hı -hı. iman gücüyle korkmuyorlar. 7 yaşındayken bu şiiri işte hocalarımızdan, anne babalarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Evet. Bizi dediğiniz gibi böyle bir ocakta pişirdiler. Hı -hı. E tabi yemek yemekte ona göre Eyvallah. oldu yani. Eyvallah Allah razı olsun. Buradan annemize de selam gönderelim. Yani selam bu kadar dua niyetiyle olsun inşallah. İnşallah. Peki e, azizim, burada ben açıkçası biraz da şeyi merak ediyorum. Yani rap olayına nasıl karar verdin? Evet. Mutlaka böyle şeylerin bir başlangıcı vardır ve bu hep merak edilir. Yani neden rap sorusunu bir soralım istersen. O da girmek için değil mesela. Hmm. ben Biz yeniliğe kapalı bir, e, dinimizin yeniliğe kapalı olduğu gösterilir genelde. Yok canım hmm. sosyal hayat falan... Yok yardımlaşma. Ne alakası? Adam sosyalist gelmiş bana zekatı anlatıyor. Hmm. Abi diyorum bu zekat. Adam gelmiş insan hakları beyannamesi diyor. Ya bu veda ötmesini çakması bu. <laughs> yani kimi kandırıyorsun sen? Hmm. Aslını bilmeyeni kandırırsın ama beni kandıramazsın. Hmm. Yani kadın haklarından bahsediyor. Ama o kadar taraflı bir özgürlük anlayışı var ki hmm. 28 Şubat'ta biz hiç görmedik o ablalarımızın ağızları kapatılırken, evet. başörtüleri çekilirken, o bu kadın haklarını savunao hiç görmedik. Bunlar neredeydiler? Bunlar Hı -hı. sonradan mı mantar gibi bitti? Ya da işte e, her şeyle ama sahabenin müezzini kim abi? Abdullah İbni Ümmü Mektum. Gözleri ama efendimiz Medine'den iki kere ayrılırken onu vekil bırakıyor. Hı -hı. Onun görüşlerine hani bizdeki gibi böyle acıma, acıma öyle değil. Onun görüşlerine çok inanıyor. Hı hı. Hani biz deriz ya Allah bir yerden vermiş, bir yerden almış. Ve sahabede Bilal Abeşle ve Bilal -Abeş Hazretleri ile beraber müezzin, kadrolu müezzini sahabenin tabiri caiz. E bak al sana engellilerle ilgili ki onu da özürlü diyorduk engelliye rahmetli Muhsin Reis şey çevirdi. Bence yine de hı hı. doğru bir tabir değil engel. Kime göre engelli? Biz engellediğimiz için engelliler adam yani. Adam giriyor yaya geçidinde yardım edeceğim diye koluna bana sosyal deney yaptı. Bir ama abimizin YouTube kanalı var ona da selam olsun. Hmm. Kör Vizyon ismi de. Ee, İhsan abiye selam olsun. Gözlerimi kapattı abi bir saat boyunca ben de Ağma'yım. Hmm. Hiç bana söylemeden karşıdan karşıya geçerken koluma bir girdi. Yani sana ne diyeyim? Taciz ediliyormuş gibi hissettim. Soyuluyormuş hmm. gibi hissettim. Yani biz yardımı da doğru şekilde yapmıyoruz yani. Hmm. Gel hoca abi seni geçireyim. Oğlum hırsız mısın? Arsız evet. mısın? Kimsin sen? Ben görmüyorum. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Görsek bile hani bir kendilerini bazıları der. Ya ben insan tarafıyım anlarım ama görsek tanıyamıyoruz. Evet. İş yaptığımız adam 5 yıl sonra bize kazık atabiliyor. Yani bağlarsam yani rap müzik başlamak için başlamadı. O da ben Malcolm X ile beraber, Muhammed Ali ile beraber hatta siyahi kardeşlerimize yani tabii biz zenci demiyoruz, siyah ediyoruz ama yine de sanki ırkçılık gibi oluyor. Teninin rengini söylemiş oluyoruz. Hmm. Afrikalı Müslüman kardeşlerimize ben nasıl diyeyim abi? Onlara acayip bir aşkım var ben. E, Rap de onların Onlar müziği. Onlar da belki bize beyaz kardeşlerimiz falan diyordur ya. Desinler <laughs> abi ya. Eyvallah. Valla. Ben dediğim zaman benden alınmıyorlar. Evet. Çünkü ben rapçi olduğum için hatta bir yerde İngilizce... Bizim şey İngilizcemizle işte. Yani böyle bir kelime hmm. çok var bende de cümleye çevirme hiç uğraşmam. Direkt sokak çocuğuyum. Direkt girelim. Bir hmm. rapçi arkadaşı dedim ki ya my face white but my heart is black dedim. Benim hmm. yüzüm beyaz ama benim kalbim siyahi dedim. Yani hmm. sen bakma. Ben belki çoğu siyahtan daha siyahım falan. Evet. Çevirmen çocuk dedi abi ben bunu söylesem şimdi beni dövüyorlardı dedi abi hmm. bu, bu ırkçılık ama sen rapçi olduğun için sen dedi bu kültürü benimsediğini anlamışlar. Evet. Sevindi mutlu oldu bana sarılıyor falan böyle. Hmm. Şimdi yani rap'e evrilmesinde Afrikalı Müslümanların, Malcolm X'in Muhammed Ali'nin önderliğindeki o ayaklanmasının hmm. ben de çünkü bizim evde biyografi kitabı Muhammed Ali vardır. Malcom X vardır Hı -hı. ve onların modern bir bakış açısı getirmesi. Hı -hı. Biraz da işte demin de konuştuk abi. Tabii ki işte internetin ilk onlarda çıkması, televizyonun ilk onlarda çıkması, radyonun o. ister istemez bizden şu Hı -hı. an belki çok birebir gitsek de o zaman bayağı öndelerdi medyada da, onda da, bunda da Hı -hı. ve X'in o konuşmaları, o hitapları çok genç yaşta şehit edilmesi ulan diyordum bu adam. 39 yıl değil de 69 yıl yaşasa neler yapacakmış yani. Evet. Hani Muhammed Ali'nin ben boksun iki tane beyazın bahis oynadığı, siyahların dövüştürüldüğü bir oyun olduğunu son çok sonra anladım. Ama ben de onlara bir oyun oynadım. Hı -hı. Bu kazandığım paralarla dünyaya İslam'ı tanıtmak için tebliğ yaptım. Eyvallah. Ringe boks etmek için çıkmadım. Ringde Muhammed Ali ismi biliyorsunuz değil mi? Muhammed Ali isminin dünyada yayılması Muhammed Ali'nin çok büyük bir etkisi var. Evet. Yani o zaman tek kanal TRT1'de insanlar ne yaparmış? Gece kalkıp, saat farkı, gece kalkıp siyah beyaz ekranda hı hı. izlerlermiş Muhammed Ali'nin maçını. Niye? Siyah diye mi? İsmi Muhammed diye mi? Hayır. Temsiliyet var. Eyvallah. Adam çıkıyor. Korumanız var mı diyor. Yani şimdi şey gibi abi hocaya, hı hı. şey İhlas Suresini biliyor musunuz? Hı hı. Yani boksöre korumanız var mı diyor. Hı hı. O da tuzağa düşmüş gibi yapıyor. Diyor ki var diyor. Evet koruma Allah. Kim diyor koruman? Diyor ki gözleri yok ama en iyi görür. Allah Allah adam Amerikalı... böyle işte bir kulakları yok ama en iyi duyar. E kim diyor senin koruman? Diyor ki ben Müslümanım benim beni koruyan Allah'tır Beni başka kimse. Ahet el Kürsüm okuyorum çıkıyorum diyor. Yani. Beni Allah korur dalga geçiyor onların silahlarıyla Hı -hı. onlarla dalga geçiyor ve tabii ki doğal olarak Müslüman bütün global Müslümanların yani Hı -hı. dünyadaki bütün Müslümanların bu konuda sonra benim kayınbabam. Çeçenistan'a ilk gidenlerden. Aile dostumuz zaten. Sonra da kızıyla evlenmek nasip oldu. Evet. Ee, orada bize anlattı. Dedi ki şu kasetler hariç dünya hiçbir şey bilmiyor. Hmm. Aa, Medyanın gücüne bak. Dünyanın bir bölgesinde Müslümanlar zulüm görüyor. Hmm. Ama adamlar o zaman tabii biraz da çekim az şey az. Dünya hiçbir şey bilmiyor. Rusya hatta utanmasa şey diyecek. Ya bunlar işte bize saldırıyor falan filan. Şu an Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için Çin diyor ya, ya biz bir şey yapmıyoruz bunlar işte. Rehabilite ediyoruz. He. Yani Rusya da o zaman iyi bir şey yürütüyor. Algı hmm. operasyonu yürütüyor. Yani dünyada hiçbir şey yok. Böyle kayınbabamlar falan kaçak kaçak kaset getiriyorlar Çeçenistan'dan hmm. o zaman. İşte o kasetler olmasa buradaki milli görüşçüler bile inanır. Ya abi orada nereye haritada yerini bile bilmiyoruz. Tamam yardım edelim ama işte zaten Bosna'da yine rahmetli Erbakan hocamızın Ali İzzet Babavuş diyor ya, hı hı. yani sizin yardımlarınız olmaz. Bosna'da e biz hep bunlarla, Sirep Metlisa'yla, Çeçenistan'daki işte okul baskını dedikleri baskınlarla aslında evet. orada Kremlin'e gitmek istedi. Şamil para yetmedi. Evet. <laughs> yani e, Şamillerle biz kamuflajı Rambo'dan özenmedik. Biz kamuflajı hı hı. Şamil Basayev'den özendik. Allah onlardan razı olsun. Ya. Hatta bir kısa vardır onunla bitireyim. Biz niye bu işlere bu kadar ölümüne girdik? Hı. Şamil bir yerde cihat ederken Diyorlar ki oğlun şu cephede şehit oldu. Benim diyor milyonlarca oğlum var, ümmetin çocukları. Defnedin gömün diyor yani. Hı hı. Ben şimdi burada bir iş yürütüyorum diyor. E bazen diyorlar abi niye sen hafızsın, işte askeri personelde niye hazır işini bıraktın da bu işlere girdin ki? E, baktık dediğiniz gibi burada boş bir kulvar var ve hı hı. Bir mücadele yok burada. e Biz de bu işte yıllardır başlamak için başlamamışız, yoğrulmuşuz biraz da nasip oldu işte o yarışma sürecinde de davet edilmemiz. ben hı hı. gaz sallık abim şehit olduktan sonra biraz ölüm rabıtasına girdik böyle. gaz sallık yaparken birden yarışmadan davet ettiler istişare hı hı. yaptık olumlu çıktı demek ki dedik Allahü Teala bizim böyle bir şeye hı hı. E, yetiştik devam etmemizi istiyor dedik o gün şimdi buradayız hocam tabi bu yarışma işte bu O Ses Türkiye yarışmasına evet. katıldın nasıl yarışmadan sonra gelen tepkiler nasıl oldu mesela ya şimdi hocam orası bir vitrin. hı. hı. Ya yani medyada biliyorsunuz bu işin her zaman bir vitrini olması gerekiyor. Bir Hı -hı. patlama noktanız olması Hı -hı. gerekiyor. bizim kendi çapımızda patlama noktalarımız oldu. Birkaç Türkiye'nin tanıdığı ünlü rapçi bizle ilgili tweet attı. Hı -hı. İşte kendilerinden önce sahneye çıkarttılar bizi falan filan ama Hı -hı. toplumun teveccühü, kişilerin teveccühünü getirir. Hı -hı. Şimdi rahmetli yine bizim muhafazakar camiadan ilk tiyatro yapanlardan Rahmetli Hasan Nailcanat abi anlatıyor. Benim Hı -hı. babam diyor Kayseri'de annem hiç sevmezdi bu işleri. Hı -hı. Bir gün diyor okulda diyor tiyatro oyunu oynadık. Ben de başrol millet ayakta alkışlayınca hani İmam hatip babası demiş ki hanım İmam hatip müdürü bile ayakta alkışlıyor. Yani bu çocuk herhalde bir şeyler yapıyor. Evet. Aynı hikaye bizde Hı -hı. de oldu. Hasan rahmetli Hasan Canat'ın bazen toplumun teveccühünü görmek gerekiyor. Evet. Bizim camiada maalesef e, çok da sevil bizim camiada çok da sevilmezdi. İşte o ses Türkiye'de biz vitrine çıkmadan evet. bizim ne yapmak istediğimizi bir türlü anlamadılar. Ama oraya çıkınca artık şey diyenler oldu. Ya resul sen oraya da çıktın bozulmadın ya. Hmm. Biz de dedik ki, ya bu çocuk demek ki falan. Öyle kendilerince bir kultlar buldular ama biz Rabbim bizi bilsin. Rabbimin kam kamerası bizi doğru Eyvallah. çeksin. Başkasının Eyvallah. ne zannettiği, hüsnü zanneder, suizan meder. Eyvallah. Biz hüsnü zan için, hocamız hep öyle derdi bizim. Hı -hı. Ya bir bunu buraya koyup e, hırsızın çalması vardır. Bir de sen bunu alenen ortada bırakıp hırsızlığa sebebiyet vermen var Hı -hı. vardır. E, boşu boşuna da kimseye ya bu da hep suizana diyor dememek lazım. Onun hüsnü zan şeyler yapmak Eyvallah. lazım. Yani. Bu çok önemli bir çok şey. Çok önemli. Hı -hı. Ben O Ses Türkiye'de çıktım. Millet yanlış anlamasın diye hemen dedim ki ben bu işi sizin dediğiniz gibi Hı -hı. araç olarak... Girsinler YouTube'da ilk... Turda izlesinler. Hı hı. Ben bu işi araç olarak yapıyorum. Rap aracımdır. Benim amacım Allah'ın rızasıdır dedim. İlahi kelimetullah. Başka hı hı. bir amacım yok. Bu maske çocuklara ulaşmak için, gençlere ulaşmak için ama takılmış bir maske değil. Allah beni zaten o konuda ilham verdi, şiir yazdırdı, heveslendirdi, Malcolm X'i gösterdi. Yine kaderimizde Rabbimiz bize bir şeyleri böyle hı hı. E, tatlı bir şekilde denk getirdi. Yani yarışma süreci dediğim gibi davet edildik, gittik. Evet. Yani herhangi bir başvurum şeyim yok. Davet edildik, istişare ettik. Hı hı. %80 olumlu çıkınca %90 ben hariç herkes olumlu çıktı. Onu da söyleyeyim. Ben hmm. hep ben o konuda çekingendim biraz. Evet. Yine üstünü zannedip, Ya milleti suyu zana iter miyim? Millet der mi ya hafız çıktığı yere bak. Hmm. Ama sonra Abdülmetin hocamın, Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamın... Rahmet olsun. E, kokucu dükkanına giren mis kokar. Demirci dükkanına giren is kokar. Hmm. Düz Müslüman kokucu dükkanına girer mis kokmaya devam eder. Alevli kafir is koktuğu yerden çıkar. Mis kokan yeri gelir. is kokutur. Hı -hı. Ama delikanlı Müslüman gider is kokan yeri mis kok. Eyvallah. Nereye gittiğinin de bir önemi yoktur. Eyvallah. Sen mis koktuğuna eminsen kendinden de bilmiyorsan ayet-i kerimede Rabbimizin dediği gibi attığın zaman kendini attın zannetme. Hı -hı. Söylediğin, konuştuğun, ilham. Ya hocam yüzlerce tamamlanmamış şiir var. Biz bunu kendimiz yazıyorsak niye tamamlayamıyoruz yani? Evet. allah Teala ilham verdiği zaman ben hep diyorum yazan da değil yazdıran keramet. Programı vallahi billahi tallahi bu psikolojiyle. Ben... Hı -hı. Bir kitleyi temsil ediyorum. Niye? Ya abi niye eşinle çıktın? Şeffaf davrandım. Millet neleri yani gösteriyor da ne ne aile hayatları maalesef aile mi denir, hayat mı denir? Bundan utanmıyor da ben Allahü Teala'nın istediği şekilde bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Ki yani hocalarımız hep der. İslam'ın bize ihtiyacı yok. Bizim İslam'a ihtiyacımız var. Hı hı. Yani bizim ihtiyacımız olan İslam'ı biz temsil etmeye fiilen böyle tesettür bir İslam'ın simgesidir. Ona sakal Belki çoğu insan anlamadı. Hocam hiç alakasız insanlar benle ilgili köşeyi yazdı. Ya Resul sakalı uzatmış, bıyığı kısaltmış. Hmm. Söylemleri belli. Bu bir tasavvuf de bir yerde okumuş. Ben söylüyorum zaten. İşte evet. eşinin giyiminden bunların kim olduğu belli falan. Biz şeffafız zaten. Hani kimse diyemesin dedim. Ya iki gün sonra. Ya bu çocuk da bizi böyle ılımlı diye kandırdı. Sonradan hmm. meğersem biz şeffaf bir şekilde yarışmaya çıktık. Halkımız da bizi destekledi. Allah Hı -hı. razı olsun. Genelde ikinci olduk. Rap alanında birinci olduk. Bizden sonra hatta yarışma yarışmaya daha rap almadılar. Hı -hı. O ses Türkiye rap diye ayrı bir yarışma yapmak Hı -hı. durumunda kaldılar. Çünkü artık rap finale oynuyor, ikinci oluyor. Hatta biz ikinci olduk. Kimse bizim ikinci olduğumuza çok şey Hı -hı. kanaat getirmedi. Yani sen abi bizim için birincisin. Zaten ne bunun oldu? karşılığı da sonra onu söyleyeyim. Hani rapçiyiz biraz orada iddiamızı da Müslüman biz hep Hazreti Ömer'in yamalı şalvarı falan tevazudan çok gidiyoruz ama hocam hı hı. bir de Musab bin Ümeyr'in Medine'ye gittiğinde ulan bu evet. kadar düzenli bir adam, bu kadar güzel kokan bir adam, bu kadar güzel giyinen bir adam, bu kadar güzel hitabı olan bir genç bir şeye girdiyse bunda bir hayır vardır diye hı hı. sempati duyanlar oldu. İlk adamın İslamı sempatisi gelen hı hı. tebliğcinin giyimi, kuşamı ilk onu görüyor çünkü fiziken Eyvallah. ister istemez e şimdi biz de iddialı o konuda. Ben 6 yılda verdim 1000 tane konser, ikinci oldum. Orada birinci yaptıkları adam 50 konser veremedi. <laughs> yani burada ne çıkıyor? Kim haktan yanaysa, evet. halk kimi severse o ilerliyor. Evet. O rakamlar 1'dir, 2'dir, 3'tür onlar çok <laughs> önemli değil ya. Yani. Maşallah kardeşim ya güzel. Allah yar, yardımcınız olsun inşallah. Bu deminki sözünüze ben de bir şey ilave etmek isteyeyim. Belki kardeşlerimiz de istifade ederler. tahkir nimet diye bir şey var. Hani... Diyelim ki bir yerde bir güzellik varsa, Tevazu Adı altında o güzelliği inkar etmek de doğru değil diyor evet. alimlerimiz. Şimdi o güzelliği de ifade etmeniz gerekiyor, tahdisi nimet diyoruz, İfade etmeniz gerekiyor. O zaman da enaniyete kaçma evet. durumunuz var. O zaman diyorlar ki, deyin ki, evet ortada bir güzellik var, bunu inkar etmiyoruz, ama bu güzellik bana ait değildir, bu güzelliği hmm. bana verene aittir. Yazanda değil, yazdıran da. Eyvallah öyle. İnşallah sizinki de öyledir Aynen yani. Hocam. Millet şeye kitlenebiliyor, fiziken gördüğüne kitlenebiliyor Eyvallah. o anda. İşte demin de arkada konuşurken dedik ya hı hı. maalesef Fransızca kökten gelen bizim de çok kullandığımız e, idol. Hı hı. Ya senin idolün kim? İdol put evet. demek Fransızca. Ve o kadar içini dolduruyoruz ki gerçekten putlaştırıyoruz. Evet. Adam hocam çok üzüldüğüm bir şey, hı hı. vefat edecek çocuk. Diyorlar ki en son ne yapmak istersin? Bir futbolcunun imzasını istiyor. Ya bir şarkıcının ona gelip sarılmasını istiyor. Yani hayattaki en büyük amacını söylüyor aslında. Evet, maalesef. Bir hayat böyle bir amaca mahkum edilebilir defteri Tabi yani? de onu yazana bakmak lazım. Çocuk ya. 8-9 yaşında, ailesi evet. de yanında. Yani, öyle öyle. E, biz okula başlayana kadar çocuklara sanki hiçbir şey yapamazlar. Hı hı. Ki yani büyüklerimiz hep diyor daha doğmadan hatta işte 5 yaş, 5 gün, 5 aylık Olana kadar, 5 yaş 5 gün 5 aylık da ilim verilmeye başlanır. Hı hı. Onun karakteri zaten o zamana kadar oluşur. Hı hı. Bilinçaltı daha anne karnındayken duyduklarıyla, hissettikleriyle. Ondan sonra hani e, hep büyükler kendilerinden bilmiş hocam. Evet. Hani İmam Azim Hazretleri'ydi, portakal kıssası. Değil mi? Kendinden bilmiş. biz nerede Çocuğunun, hata çocuğunun yani. kusurunu yediği harama Bizler. bağlı. Ama maalesef şimdi demin de dediğiniz gibi hı hı. işte Z kuşağı, Y kuşağı isim taktık. Çocukları maalesef linç ediyoruz. Kuşak faşistliği diyorum ben buna. Şimdi o çocuklarını beğenmeyen abilere soruyorum. Onların babaları onları beğeniyor muydu? Hmm. Onlar da babalarına sorsunlar. Dedeleri onları beğeniyor muydu? Vallahi beğen. Herkes tutturmuş. Eski Ramazanlar böyle değildi. Eskiden Müslümanlar böyle değildi. Eskiden şöyle değildi. Çözüm üretmeden hep eskiyi istemek. Hmm. O zaman hocam bunun sonu yok ki. Sahabe zamanında İslam böyle değildi dedik. İslam o zaman indiği için daha öncesi hı hı. de yok. Ya bunun ama bir şeyi olması lazım. Yani bu çay burada değil. E ben bakmıyorum diye bu çayın burada hı hı. olması gerçeği değişmiyor. Eyvallah. Bu çay burada varsa bu çözü vazgeçmeden, çok çabuk vazgeçiyoruz hocam gençlerimizden. Bunu kullanıyor vazgeçtim. Bunu dinleniyor vazgeçtim. Bunu giyiyor vazgeçtim. Hı hı. E bir de bakalım. Vazgeçmeyenlerin en hayırlısına bakalım. Eyvallah. Kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi amcasını şehit eden vahşi oldu Hazreti Vahşi hı hı. sadece tek bir ricası oldu. Mescitte arkalarda dur da seni görünce amca Hamza aklıma geliyor. Hı hı. Hüzünleniyorum dedi. Hazreti Vahşi'nin de hatta şey bir sözü hep hüzünlendirir beni. Dedim ya kendimi siyahi gibi hissediyorum. Hı hı. Daha çabuk empati kurabiliyorum. Ee, bir kere doya doya bakamadım diyor. Allah Allah. Yani Müslüman oldum ama diyor hı hı. bir kere doya doya onun yüzüne bakamadım. Kalbi ya. kırılır. Ya. Rica etti benden çünkü. Şey de değil, emir. Ya, emirul müminisiniz hocam ya, emrediyorum sana. En arka safta, köşede de değil. Rica ediyorum, iman ettin. Biyatını kabul ediyorum. Hı hı. Ama rica ediyorum arkada. E, vazgeçmeyenlerin en hayırlısı. Kendi amcasını... Ya bu çocuklar bizim amcamızı mı öldürdü? Hı hı. Ya bu çocuk ne yaptı? Ya işte ben ona yasak demiştim, telefonda oyun oynamış. Ya. İşte ben ona... bizim Bir baktım faturamda 200 lira. Çok, telefona benden izin almadan oyun indirmiş. İşte okuldan sonra ben ona dedim ki 5'ten sonra eve gelmemek 5'ten sonra yasak. 7'de eve geldi. Hı hı. Ya da işte daha büyükleri de olabilir hocam. İşte şuradan şunu almış izin almadan. Ya da işte şunu kullanmış. Hocam, çözüm üretmezsek bizim çok daha büyük bir vebalimiz var. Allahü Teala onu niye bizim sorumluluğumuza verdik? Evet. Niye akıl bali olana kadar onun yaptıklarını onun yetiştirilmesini bize kendi bile karışmadı Rabbimiz ya. Hocam günah işleyen kimsenin başına yıldırım düşmüyor. Evet. Ya da sevap işleyene gökten zembille bir şey inmiyor. Allahu Teala iradeyi kula bıraktı ama akıl bali olana kadar çocuğun sorumluluğunu anne ve babaya bıraktı. Hı hı. Ama maalesef hocam kendi yetiştirdiğimiz çocukların yani şu duvarı baktım bakın ne kadar güzel Selçuklu motifleri koymuş. Ama bir tane motif eksik koyulmuş, yanlış. E biz şimdi gidip motive şey mi deriz? Ya geldin 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 de şurada mı yanlış geldi? Gidip onun ustasına söyleriz. Hı hı. Kendi yaptıkları duvarı bize şikayet ediyor duvar ustaları. Anne babalar gelip abi seni de çok seviyorlar dinliyorlar ama bir tane abla geldi. Ya çocuğum yıldız tekniği kazandı. Çok da güzel mühendislik. Ama diyor bir de ajanlık yapmış. Ben diyor gördüm diyor arkadaşının instagramından falan. Bugün oruç tutmamış diyor. Hmm. Abla diyorum bak tutmamış ama gizliyor. Demek ki yanlış olduğunun hala farkında. Hmm. Dönülmeyecek bir şey yok. Ya belki doğum gününe davet ettiler, şey yaptılar. Kokucu dükkanına giren mis kokar dedik ya. Evet. O anda demirci dükkanına giren is kok ya dedi ki şimdi rezil olmayalım arkadaşların yanında. Maalesef gençlerin arasında şimdi hani oruçluyum derim derler ki oğlum oruç tutan mı kaldı bilmem ne yıldız teknikte okuyorsun aydınsın oruç tutuyorsun bilmem ne demesinler. Belki o an öyle bir şeye geldi rahmete kapıldı. Hmm. Anlatırız Diyor ki arayıp konuşsanız olur mu oğlumla? Abla dedim oğlun şöyle düşünmez mi? Annem benim mahremimi gitmiş, hiç tanımadığım, her gün dinlediğim bile olsa hiç tanımadığım bir adamım ben. Hı hı. Gidip ona anlattı. Daha da siz... Aa ben öyle hiç düşünmedim. Maalesef duvar ustası yaptığı duvarı bana şikayet ediyor. Ben hı. kimim? Sosyal medyada çocukların fenomen dediği, dinlediği, müziklerini beğendiği, sözlerini beğendiği biriyim. Maalesef anneler babalar çocuklarını bize şikayet ediyor abi, hocam. Hı. Yani çok üzülüyorum gençlere. Yani Efendimiz vazgeçmemiş kendi amcasını öldüren vahşiden. Halit bin Velid'den hocam ya. Halit bin Velid'i sahabe olarak biliyoruz ama Uhud savaşında savaşın kaybedilmesini ve e, kafirlerin tarafına dönmesini sağlayan Halit bin Velid dedi ki bu bir taktiktir. Dağın etrafından gidiyormuş gibi yapıp dönelim, onlar hı hı. rehavete kapılıp ganimetleri alırken arkalarından vuralım. Hz. Hamza ile Musab bin Ümeyr gibi sahabenin en önünde gelip Efendimiz'in en çok sevdiği sahabeler de şehit oldu. Yan yanalar mübarekler Medine'de. Bunu sağlayan adam iman etti. Diğer savaşlarda başımızda o var. Evet. Ya sen senin yüzünden Hz. Hamza şehit oldu dedi mi kimsin? Bir söz, i̇kirme kim hocam ikirme? Kimin oğlu? Bir söz geldi aklıma. Hem seni dinlendireyim. Bir hocamız derdi ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yanına gelen kömürleri altınlaştırıyordu. Biz evimizdeki altınları bazen altınları kömürleştiriyoruz. Böyle Bakun bir önce derdi ya bir silkelensek altımızda hı hı. Tozu Tozu kalksa altında... altta altın var cevher zaten. Evet. İşte biz maalesef dediğiniz gibi bırak silkelenmeyi öğretmeyi ben de yapıyorumdur. Üç tane de evladım var. Kimse zannetmesin de böyle bekar bu bedavadan konuşuyor. <laughs> Çocuk yok, bir şey yok. Bir görelim seni. Hatta şu an tam ergenliğe gelen 10-11 yaşlarında bir oğlum var. E, bir kızımız var. Ayşe, Ahmet, Hamza, Ayşe, Hanne, Abdülhamit. 3 tane evladımız var. Hı hı. E biz de onları yetiştirme Çabasındayız. Hep dua ediyorum. Allah'ım en azından e, biz beğeniyoruz ama hani bir kısım diyor ya hı hı. ya işte anne babamız da pedagoji bilmez. Bizim ye ya, bizi öyle yetiştirmişler. şey hı hı. salla pati yetişmiyor. Vallahu salla pati yetiştirdiği en azından onların bizi yetiştirdiği kadar Allah'ım bize nasip et. Ama tabii ki hadis-i şerif diyor ki günü gününe denk olan ziyandadır. Diyorum ya Rabb biz efendimize mahcup etme. En azından biraz daha iyi yetiştirelim İnşallah. Çünkü ziyanda olmuş olacak. Evet. Ben bir de şey hocam kelime oyunlarına takıldığım için onu da söyleyeyim. Bir de işimin edebi ve felsefi tarafında ben kelime oyunu yaparım ama insanların bu hadislerin sadece metinlere takılmasına gençlerin anlayabileceği dilde söyleyeyim tilt Hı -hı. oluyorum. Abi adam gidiyor, yerli yersiz bir yerde tebliğ ama nasıl bir tebliğ? Kendince. Hı hı. Sen de şöyle giyiniyorsun ama şöyle de böyle, kafa göz. Hı hı. En sonunda da sığındığı hadis. Din nasihattır, yanlış anlama. Bir de efendimizin din nasihattır, din samimiyettir demek. Hı hı. Ya da işte yoldan bir taş kaldırmak sadakadır. Bir sadaka parçası yaptık. Recep kardeşim bilir. Hı hı. Diyorum ki orada, e, klibinde. Soda şişesi var. Onu kaldırıyor çocuk. Adam altına yorum yazmış. Abi taş kaldırmaksa da soda şişesi ne alaka <laughs> yazmış. Ya mübarek adam insanların önüne engel teşkil eden devenin ayağına evet. diken batar çölde dikeni kaldırırsın. Hı -hı. Efendimiz orada bir genelleme yapmış. Taş Yoldan bir taş kaldırmak dahi sadakadır. Yani bir görmeniz lazım abi. Sanat eğitimi mesela bak bunu inandıramıyorum insanlar. Aç bak diyorum yani Tirmizi burada Buhari burada. Sanat ehline yardımcı olmak sadakadır. Aç bak. Abi sen diyor attım be falan. Abi aç bak kaynak veriyorum sana. Bakıyor. Sonra şey diyor. Abi o sanat derken efendimiz el sanatları demek istemişti. Ulan sen inanmıyordun, inandın. Bir de yorumunu kattın hiçbir şey bilmeden. Yani bu kelimelere takılanları hiç araştırmadan, sormadan zor geliyor tabi. insana zor geliyor hocam. Hmm. Bazılarının da biliyorsunuz hoşuna gitmiyor. Ben ne diyorsam inan işte diyor ya falan. Kaynak maynak biz kaynağız boşuna mı okuduk diyor falan hani araştıracağız hocam yani ben vallahi billahi sözlük söz yazarken sö yani Arapça tabi okuduk biraz işte Farsça, Osmanlıca bizim işimiz biraz daha kolaydı açık söyleyeyim hı hı. Ee, ama yine de sözlük şimdi Google'dan yazıyorsun Ahmet bunu diyorsun kafiye yap hepsi çıkıyor Ahmet, hı hı. Mehmet onlar hepsi çıkıyor hı hı. mesela çocuklar oyunlar, konular Hepsi çıkıyor mesela. Hı hı. Şimdi o kadar basitleşti ki. Biz eskiden elimizde sözlükçe O ne demekti? Şu ne demekti? Şuraya uyar mı? Burada işte teşbih yapsak ona şey olur mu? Ee, biz de çok bu işler için uğraştık, araştırdık. O zaman internet çok yavaş ve çok az. Muhammed Ali kaynakları çok az. Malcolm kaynakları çok az. İstedikleri gibi yazmışlar. Hı hı. Kaynak onların çünkü. Adam Instagram'ın onu engellemesini şey olarak görüyor ve onu engellediğini yine Instagram'dan duyuruyor bize. Evet. Ya bu nasıl bir aciziyet abi? Sen ne zannediyordun? Instagram seni evine İslam'ı çok iyi temsil ediyorsun diye böyle bir madalya falan mı gönderecekti Hı -hı. yani? Alemlerin efendisi 7 yıl anlattı, 40 kişi iman etti, 40. Müslüman Hazreti Ömer. Sen ne bekliyordun yani? YouTube'da 100 bin plaket aldın diye sana ekstradan dolarlar mı göndereceklerdi? Hı -hı. Yani bu kendine düşman belirleyip onun üzerinden gitmek de İslam'a ve gençlere zarar veriyor. Hı -hı. Yani düşmanlaştırmak, çözüm üretmek. Abdullah Kibritçi benim medreseden, Arapçadan arkadaşımdır. Hı -hı. Abdullah Kibritçi şimdi de TRT'de belgesel yapıyorlar. İn evet. İnsan olmak. Hı -hı. İnsan olmak belgeseli olması lazım. Aile olmak mı yoksa? Aile olmak. Hı -hı. Estağfurullah. Çok A güzel. Ben, iki... ben o seriyi hep izledim. Sunucu Çok güzel. Bir yapımcısı, hafızlık arkadaşım. Kibritçi soy ee, ismini hatırladım sanki. Aile olmak. Ee, ondan sonra onun bir sözü var. O Milat Gazetesi'nde de yazıyordu eskiden. Hı hı. Daha önce Genç Dergi'de yazıyordu. Biz onun medresenin iki değişiğiydik yani. O bir şeyler çizerdi. Ben de bir şeyler yazardım. Hı hı. Bize öyle hocalar... Değişik. Bunlar da bir değişik yani falan. Evet. Ee, onun bir sözü var. Onunla bitireyim. Ee, dahlimiz olmayacak konuları konuşmaktan dahlimiz olup %100 düzelteceğimiz hı hı. şeyleri yapmayı unuttuk. Çok güzel. Üçüncü Dünya Savaşı'nı yapıyoruz, döküyoruz. Rusya şöyle yapsa ya 8 bin lira asgari ücretle evini geçindiremeyen adamın dünya ekonomisiyle ilgili fikirleri var. Çok güzel. Maalesef. Ama dahlimiz olacak. Yani hayatında fok görmemiş bir insanı foklar ölüyor diyor adam. Green evet. Greenpeace şu foklar ölüyor. Hiç fok gördün mü yok. Evin önündeki kedi ölüyor doğurmuş. Belki de görmeyecek de. He, evin önündeki kedi ne olacak hocam? Bunu ben de geçen arkadaşları da konuşurken söylemiştim. ya Yani Sokakta mikrofon uzattığın herkes, işte ben cumhurbaşkanı olsam şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım. Yani memleketin ekonomisini, iktisadını, kültürünü, sanatını, her şeyini düzeltebilecek formül var Hocam, adamın sen elinde. sen evinin cumhurbaşkanısın, orada ne yapıyorsun? Orayı diyeceğim işte, adamın evine gidiyorsun yangın yeri. Daha üç kişi idare edemeyen... Eyvallah. Bununla bitirmek de güzeldi. Resulcüm teşekkür ediyorum i̇şte ya. Allah razı olsun. Farklı bir söyleşi oldu. İnşallah bizi izleyen genç kardeşlerimiz içinde farklı bir e, ufuk açılışına vesile olacaktır. E, hayata dair bir söyleşi oldu aslında. Hayatın içinde birçok şeyi harmanlamış oldun. Ben geldiğin için teşekkür ediyorum. İşte Yolculuğunda başarılar diliyorum. Allah Muvaffak olmana inşallah diliyorum. Kıymetli dostlar, Bezmi Muhabbetin bu bölümünde Resul Aydemir kardeşimizle beraberdik. Hayata dair güzel bir söyleşi yaptık. Programı bitirirken Resul kardeşimin o güzel sesinden bir eserle bitirmiş oluyoruz. Ve hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Yeni bir bölümde, yeni bir konukla, yeni bir programda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Gençliğe atfettiğimiz, hı hı. onlara ama yukarıdan bakarak şöyle ol, böyle ol değil. Kol kola girerek nasıl olalım, nasıl yapalım dediğimiz. Eyvallah. İnteraktif bir şekilde yazdığımız bir parça. Onlar da çok sevdiler. Onlar için canlı bir nakaratı ilk bölümü seslendirmiş Bilmiyorum. olalım. Bakalım. Bir genç düşün kardeşim, mücahittir kimliği, Kur'an sünnet ekseninde alır her bir ilmi, sözleriyle değil haliyle onun tebliği, ilmek ilmek işliyor takvadır onun ipliği, hayali tüm dünyada İslam'ın kardeşliği, eliyle diliyle kınar her bir kalleşliği, davet aşkıyla yüklü, örnek alır sahabeyi, yaşamak ister her anında aslı saadeti, Osman'ın hayası, Ömer'in adaleti, kalp kırmaz asla onun yumuşaktır hitabeti, gaflet yok sözlüğünde ar bilir dalaleti, tek bir gaye edinmiştir ümmetin selameti. Allah ve Resulüne gönülden bağlı, camilerde en ön safta secdelerde anlı, seher vakti uyandı, tefekküre daldı, geldi de geçiyor bak bu gençliğin zamanı. Uyan ah uyan, can uyan. Geldi de geçiyor zaman Ah uyan, Can uyan Geldi de geçiyor zaman Eyvallah